Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamız makrame ipinden çanta yapımı. Tığımız şu anda ilmekleri aldığım tığ 2,5 numara. Normalde 3 ya da 3,5 numara kullanacağım. 4 tane makrame ipimiz yeterli bu çanta için. Tabanımız hemen ölçüyoruz. Arkadaşlar 12 santime 33 santim, 32-33 santim uzunluğunda bir tabanımız var. Ben ilmeklerini doldurdum. İkişer tane yaptım arkadaşlar. İpim ince makreme çünkü. Köşedeki 4 tane boşluğa 3'er tane dolgu yaptım. Her birini aynı şekilde dört bir tarafına. Tabanımızı her zaman dışta kalacak kısmı bize bakacak yönde tutarak başlıyoruz. Bu kısım içte kalacak. Tabanımızın metalleri de içinde dahil. Bu kısımdan sonra arkadaşlar başlıyoruz. İlmeğimi burada şöyle arkadaşlar ilmeğimizi burada şu kısımdan birleştiriyoruz ve üstünü almadan çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi ikili trabzan yapacağız. İki zincir çekiyoruz arkadaşlar ve şuradaki ilmeklerin tek kanadına batacağız arkadaşlar ve iki zincirin dibindeki şu boşluğa da batacağız arkadaşlar. İlmeğimizi alıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. İlk sıramız ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi ikili trabzan yapıp sıranın sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sıra başına geldik. İlmeğin arasından alıyoruz. Bir kere de çıkartıyoruz ve iki zincir çekiyoruz. Şimdi örnek kurulumumuza başlıyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimizi şuradaki dibine çiftli trabzan yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar üzerine alıyoruz. İlmeğin arka kısmından tekrar gösteriyorum. Üzerine alıyoruz. İlmeğin arka kısmından tığımızı geçiriyoruz, ilmek alıyoruz, iki kere de çıkartıyoruz, tekrar üzerine alıyoruz arkadaşlar. Yanındaki diğer trabzanın arasından geçiriyoruz, iki kere de çıkartıyoruz. İki ilmeğin arkasından alıp bu şekilde desen yapıyoruz ve üzerine alıyoruz, iki
Trabzanların şunların ikisini de normal şekilde ilmeğin üzerinden alarak iki de bu şekilde yapıyoruz. Şimdi tekrar ilmeğimizi alıyoruz. Bakın bu ikisi bunların altına. Şimdi tekrar yapacak iki tane de onların arka tarafından tekrar üzerine alıyoruz. İkinciye de arka tarafından üzerine alıyoruz. Şuradaki ilmeğin yanına batıyoruz arkadaşlar. Burada olduğu gibi bakın hemen ilmeğin boşluğuna batıyoruz. İkinci olarak da buna batırıyoruz. Bu şekilde sıramızı devam edeceğiz. Birinci sıramız deseni bu şekilde arkadaşlar. Arkasından tığımızı geçiriyoruz. Hemen yanındaki boşluğa ikili trabzan, tekrar buradaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Birinci sıramız bu şekilde arkadaşlar. Sıra başına kadar geliyoruz. Arkadaşlar sıra başına kadar geldik. İlmeğimizi burada birleştiriyoruz. Sıramızı tamamladık. Şimdi arkadaşlar yine iki zincir çekiyoruz. Şimdi bu sırada sadece ikili trabzan yapacağız. Sıramızın ikinci sıramızın örneği ikili trabzan ama şuradaki ilmeklerin arka kısmından batacağız arkadaşlar. İki de çıkartıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Sıramızın örneği bu şekilde. Bu sıramızı da sıra başına kadar devam ediyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Sıra başına geldik arkadaşlar. Sıramızı birleştiriyoruz. İlmek alıp çekiyoruz ve iki zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi üçüncü sıramızdayız. Bu yaptığımız önden almaları tam tersine şurada arkadan aldıklarımızı bu kez önden alacağız. Bunları normal alacağız. Ters olacak arkadaşlar. Şimdi o yüzden buradaki tek ilmek vardı burada bakın. Onu önden alacağız arkadaşlar. Buraya uyum sağlaması için burada tekli vardı. Onu alıyoruz. İkili trabzanın arkasından alıp ikili trabzan yapıyoruz. İkisinin üzerinde olanları da üzerindeki ilmeklerden alıyoruz arkadaşlar. Hemen yanındaki boşluğa batıyoruz. Bu bunun üzerine geliyor. Üzerine alıyoruz. İkinci ilmeğimizin
Şimdi üzerini alıyoruz. Bakın buradaki üzerine aldıklarımızın tersini tam önünden alıyoruz. İç kısımdan alarak umarım anlaşılmıştır. Tam terslerini yapacağız arkadaşlar. Hemen bakın bu aldığım arkasına ilmek tığıyla aldığımın yanındaki şu boşluk mutlaka buradan başlıyoruz. İki tane normal ikili trabzan yapıyoruz. Şu iki taneyi de tığımızın arkasından şunun arkasından evet arkasından iki tane pardon hemen yanındaki boşluktan bakın bu şekilde devam edeceğiz ki bunun tam tersi tam tersi şimdi hemen göstereceğim tekrar bakın örneğimiz bu şekilde arkadaşlar biraz karanlık gece çekim olduğu için tam belli olmuyor. Şimdi bu sıramızı devam edeceğiz. Dördüncü sıramız tekrar ikili trabzan yapıyoruz. İlmeğin tek kanadını alarak devam ediyoruz. Aynı işlemi devam edeceğiz arkadaşlar. Örnek kurulumumuz bu şekilde. Arkadaşlar üçüncü sıramızın da sonuna geldik. Yine burada sıramızı birleştiriyoruz. İki zincir çekiyoruz. Şimdi ikili trabzan yapacağız bu sıramızda. Ve dediğim gibi şuradaki ilmeğimizin arka kısmından alarak ikili trabzan yapıyoruz. Dördüncü sıramızda bu şekilde arkadaşlar. Sıramızı bitimine kadar devam edeceğiz. Beşinci sıramızda arkadaşlar tekrar tam tersi yapıyoruz. İki tane önden alıyorduk, iki tane arkadan. Yani normal üzerine batıyorduk. İki önden, iki de normal üzerine batıyoruz ikili trabzanın. Tam zıttı yönde desenimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna geldik. Yine burada birleştiriyoruz. Üzerini almadan ilmek çekiyoruz arkadaşlar. İki zincirimizi çektik. Şimdi diğer örneğimizdeki gibi tam tersini uyguluyoruz. Buradaki gördüğünüz gibi üzerini aldık. Üzerine battık ve iki ikili trabzanı yaptık arkadaşlar. Üstünü alıp şimdi tam tersi önünden ilmeği ikili trabzanın arkasından tığımızı sokuyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. İki tane aynı diğer sıradaki gibi. Hemen yanındaki şu boşluğa batıyoruz.
yanındaki boşluğa iki tane de buraya kilit trabzan yapıyoruz. Tekrar arkadaşlar, şimdi arkasından tığımızı sokup ikili trabzan yapıyoruz. İki tane de bu şekilde. Tam şu bitimindeki boşluğa. Arkadaşlar, sıralarımızı bu şekilde devam edeceğiz. İstediğimiz çantamızın istediğimiz boyuta gelene kadar bu örneği devam ediyoruz. Örneğimiz bu şekilde. Arkadaşlar, çantamızı istediğimiz boya gelene kadar ördük. Ölçülerini vermek istiyorum sizlere hemen. 30 santim kadar yüksekliği. Tabii ki buraya bir sık iğne payı var, yapacağız. 37 santim kadar da genişliğe sahip. Bakın, burası ek yeri hiçbir şekilde belli olmuyor. Gayet de düzgün oldu. İpim arkadaşlar, 5.'yi açtım. Yarım vardı. Yani 4 tane gitti. Bir de yarım kullanıyorum şu anda. Kaç sıra yapmış oldum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane bu şekilde desenli olan sıralardan yapmış oldum. 18 sıra. Şimdi bir 7-8 sıra kadar arkadaşlar sık iğne yapacağız. İlk yerini tekrar göstereyim istedim. Buradan ilmek almadan, üzerine almadan geçiriyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Şimdi birinci sıramızı şurada olduğu gibi ilmeğin arka kanadından yapacağım arkadaşlar. Bu görüntü aynı şekilde devam etmesini istiyorum. Böyle devam ediyoruz. Bir aşağı yukarı bir 7-8 sıra yaparım diye düşünüyorum. En son bitiminde tekrar göstereceğim. Diğer sıralarımı arkadaşlar normal şekilde sık iğne olarak normal ilmeklerinden almayı düşünüyorum. Devam ediyorum öyle. Çok sıkı değil. Çok da toplamasın. Çantanın ağız kısmı diyeyim. Normal bir sıklıkta devam edin. Aynı tığ numarası ile 3 numara kullanmıştım arkadaşlar. 3 numarayla da devam ediyorum. Burada yine birleştiriyoruz arkadaşlar. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Aynı birleştirdiğimiz yerden ilmek alarak yine tek kanadına batarak arkadaşlar sık iğnemizi yapıyoruz. İstediğimiz genişliğe gelene kadar devam edeceğim. Tahminim 7-8 sıra kadar yapacağız. Sonra bitireceğiz çantamızı. Evet arkadaşlar, böyle. İpim de tam 4,5
yumak ipi kullanmış oldum. 6 sıra yaptım arkadaşlar. 6 sıra yeterli oldu. İlmeğimizi burada kesiyoruz. İlmeğimizi. Hemen ucunu yaktık. İçerisine saklayacağız arkadaşlar buraya. Bir tane mıknatısımız var arkadaşlar. Orta kısma mıknatıs dikeceğiz. Deri askılarımız var arkadaşlar. Onları dikeceğim. Şu şekilde çantamızın iki tane ve astarını yapacağız arkadaşlar. İki tane askısını şöyle diktim. Tam ortaladım arkadaşlar. Şöyle iki yanlardan. Şöyle yatırdım yere. Masamın üzerine çantamı yerleştirdim. Eşit santim olarak bu kısımdan ve bu kısımdan ölçtüm. Ya da motifleri de desenleri de sayabilirsiniz. Bir parçasını diktim. İkinci parçasını da tam eşit olması için aynı ölçülerde karşılıklı olarak askılarımı üzerine yerleştiriyorum. Aynı ipten çantama monte ediyorum arkadaşlar. Bakın tam bu kısma da böyle denk geliyor. Şu ek yeri kapanmış oluyor arkadaşlar. Askının sayesinde de kapanmış oluyor. Bir şekilde ek yeri de görünmüyor. İpliğimizi takıyoruz. Ucunu bağlamadım. Şöyle bıraktım arkadaşlar. Çantamı bakın böyle olacak şekilde yerleştiriyorum. Tam şu sık iğne olacak yere yerleştiriyorum. Daha sağlam olması için. 3 tane alt alta boşluklar var arkadaşlar. Şöyle şu katını alıyorum. Evet. Şu kısmı şöyle bırakıyorum arkadaşlar. Çarpı yapıyoruz. İplerimizin yönlerine, duruşuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi üst taraftan iğnemizi geçiriyoruz. Çift kullanıyorum. Şimdi alttaki ipe geçiriyorum. Boşluğa pardon. Şöyle. Alttaki evet iki tane kare ama iki tane çarpı oldu şuradaki gibi. Şimdi alttaki iki boşluğu karşılıklı olarak dikiyorum.
şu kısımlara dikiyorum. Görünmeyecek şekilde ön taraftan. Bir önceki ipi sağlam olması için çantamızı kolumuza taktığımız zaman omuzumuza birkaç kere aralardan saklıyorum. Evet, şimdi ipimi kesiyorum. Şöyle bir düğüm atıyoruz. Diğer taraftan da. Şimdi arkadaşlar şunları hemen çakmakla yakıp sıcağıyla yapıştırıyorum iplikleri. Bu şekilde. Bakın diğer yerlerde de olduğu gibi. Şimdi zaten asla gelecek arkadaşlar bu kısımlara kadar. Hiçbir şekilde şöyle gelecek. Görünmeyecek. Astarın üzerine mıknatısımızı dikeceğiz. Kedimizi. Evet arkadaşlar. Astarımızı diktik. İçine monte edeceğiz. Evet, astarı içine yerleştireceğiz arkadaşlar. Temiz kısmı görünecek şekilde. Dikişli kısımları içeride kalıyor arkadaşlar. Şöyle. Cep kısmı da bedenimizde kalacak yönde kalacak. Yanlarından dikişlerinden arkadaşlar şu kısımları iğneliyorsunuz. Yine aynı şekilde tam böyle eşit olması için çantamızı iki eşit şekilde yere yatırıyoruz. Bu şekilde de diğer kısımlarını eşitlemek için şöyle evet. Arkadaşlar el dikişiyle aynı renkte iple içinden şu kadar bir pay bırakıyorum. Görünebilir. Ördüğümüz kısımdan dikeceğim arkadaşlar. Ve kilidini de en son ortada şu ortada kemerlerin tam bu kısmı yapacağım arkadaşlar.
şöyle deri tabanlı, deri askıları olan ayaz makreme ipinden polyester makreme bir çanta yaptık arkadaşlar. Astarını da tamamladık. Kilitlerini de diktik. Aynen saplarını da bu şekilde buraya monte ettim. Bitti arkadaşlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.